بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدنك لهم صراطك المستقيم صدق الله العظيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Onun Habibi, alemlere rahmet, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızla, duyacaklarımızla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ehli sünnet itikadımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin üzerine sabit eylesin. Bizleri son nefeslerimize kadar istikamet üzere, hidayet üzere, ehli sünnet üzere yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Tabi kardeşlerim bunun içinde bazı meseleleri iyi bilmek gerekiyor. Çünkü Müslüman sadece gördüklerini, duyduklarını yaşamaması lazım. Biz Allah'a ve Peygamber'e iman edenler olarak Rabbimizi tanıyıp, Peygamberimizi tanıyıp, onun dışında imanın esasları, itikadın esasları bunları bilerek yaşamamız gerekiyor. Yani son nefeste ehli sünnet üzere ölmek isteyen bir insan canını bu şekilde Allah'a teslim etmek isteyen bir Müslüman Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bizlere takip ettirdiği, çizdiği istikamete uymalıdır. Yani hepimiz bu istikametten mesul ve sorumluyuz. Dolayısıyla kardeşlerim biz e, bu istikameti de düzgün bir şekilde yaşamak için çünkü geçen haftaki sohbetimizin devamını yapacağız bu hafta. Ee, geçen hafta ifade ettik dedik ki Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnne beni İsrail'e teferrakat sebe'ine isnan ve inni ümmeti teferrakat sebe'ine selata. Ümmetim 73 parçaya bölünecek. Kulluhum ehlunlar. Cehenneme gidecekler. İlla vahidin. Ancak bir fırkası kurtulacak. Kimdir bunlar? İnni ve sahabi ya da inni ve ashabi. Beni ve ashabımı takip edenler. Şimdi kardeşlerim maalesef yani geçen hafta da dile getirmiştik günümüzde ehli sünnetin dışında çok farklı farklı inançlar var. Ama biz İmam Maturi diye tabi olan müminler olarak onun itikat esaslarına dayalı yaşayan mümin ve mümineler olarak hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisi üzerine çizmemiz lazım. Yoksa yani bir insan Allah'a gerektiği gibi inanmıyorsa, peygamberlere gerektiği gibi inanmıyorsa, meleklere, kitaplara, kader gününe, ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye gerektiği gibi inanmıyorsa o insan onun namazları ibadetleri boşa çıkar. Çünkü Rabbimizin bize çizdiği bir yol vardır. Yani biz Allah buyuruyor ki bana şu şekilde inanmanız gerekiyor. E biz de diyoruz ki ya tamam biz sana bu şekilde inanırız ya Rabb'i ama yani şunu şöyle düşünüyoruz. Bu böyle olabilir, şu şöyle olabilir. Hayır. Peygamberimizin çizdiği noktada yürümek mesele bu. Sünnet çizgisinde yürümek bu. Resulullah'ın istediği istikamette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yolda yürümek lazım. Şimdi kardeşlerim, geçen hafta e, tabi Ehl-i Sünnet'in temel esaslarından bahsettik. Hatta dedi ki bizleri Ehl-i Bid'atten ayıran bazı meseleler var. Yani e, dört hak mezhep üzerine amelde dört hak mezhep olan bu dört mezhebin dışında ki mesela dedi ki İmam Azam Ebu Hanife'ye tabi olanlar e, itikatta İmam Maturiyeti tabiler. İmam Şafi olanlar, Hanbeli olanlar Maliki olanlar Hanbelilerin bir kısmı, Şafilerin ekserisi e, itikatta İmam Eşari'ye tabidirler. E şimdi bunu sorsan kaç tane Şafi bunu biliyor? Kaç tane Hanefi bunu biliyor? Nasıl inanması gerektiğini yani diyoruz ya yanlış bir istikamette. Çünkü şeytan kardeşlerim bu hususta buraya bir engel koymuş bizim önümüze. Nasıl bir engel? Kâle <laughs> febimâ Şeytan Allah Celle Celaluhu diyor ki ya Rabbi diyor sen beni saptırdın, beni yoldan çıkardın ya, cennetten beni çıkardın ya. Niye çıkardı cennetten? Hazreti Adem'e secde etmediği için. Sen beni cennetten çıkardın ya Allah'ım. Ben de bu sebepten dolayı لَاَقْعُدَنَّكَ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ Senin dost doğru yolunun üzerinde oturacağım. En'am suresi anlatıyor bunu bak. Şeytan diyor ki Allah'ım beni saptırmana karşılık yani beni sapkın görmene karşılık dost doğru yolun üzerine oturacağım ki müminler inananlar bu yola erişmesinler. Kapatacağım o yolu. Niye bidat ehli çok kalabalık oluyor? Niye ehli sünnet dışındaki gruplar kalabalıklaşıyor? Çünkü küfür yolunda şeytan onlara destek veriyor. Ama elhamdülillah bizim yardımcımız Allah'tır. Hasbunallahu Allahu ve ni'mel vekil diyoruz. Yardımcımız gücümüzü, kuvvetimizi aldığımız yer Rabbimiz Celle Celaluhu. Biz bu şekilde iman ediyoruz. Ama işte bu konudaki itikadımızı düzeltmemiz lazım. Düşüncelerimizi işte Rabbimize karşı nasıl düşünüyoruz, peygamberimize nasıl düşünüyoruz, imanın esaslarını nasıl düşünüyoruz bunlara dikkat etmemiz lazım. Geçen hafta ne dedik? Adam diyor ki haşa Allah göktedir. Haşa Allah'ın ayağı var diyor yani. E şimdi bu adam namaz kılsa ne olur? Bunların faydası yok. Şimdi kardeşlerim bu haftada insanı ehli sünnet akaidi içerisindeyken, itikadı içerisindeyken düşündüğü farklı düşünceler sebebiyle itikattan çıkması, dinden çıkmasını sebep olan, yani bu tür durumlara sebep olan meselelerden bahsedeceğiz. Şimdi kardeşlerim birincisi, yani bu tür insanlara ne diyoruz? Mürtet diyoruz, mürtet. Yani mürtet nedir? İslam dinini kabul ettikten sonra İslam'ı kabul ediyor, Allah'a kabul ediyor, peygamberi kabul ediyor. Bunların tamamını kabul ettikten sonra dinden çıkan kimseler. Bu da nedir kardeşlerim? Bunlara mürtet diyoruz. Şimdi bir Müslümanın kardeşlerim dinden çıkmasına sebep olan şeyler nelerdir? İtikadının bozulmasına sebep olan şeyler nelerdir? Şimdi bunları biz itikadımızı bilmezsek, akaidimizi bilmezsek nasıl hareket edeceğiz? Gerçek anlamda teslim olmazsak nasıl bileceğiz? E, Kur'an'dan uzaksın, sünnetten uzaksın. Büyüklerinden görerek din yaşıyorsun. Birilerinden görüp yapıyorsun. Kur'an okumamışsın. Resulullah'ın hayatını okumamışsın. Şimdi kardeşlerim bir insan e, dinden çıkmasını gerektiren belli başlı sebepler var. Mesela bunlardan sözleri, fiili, itikadı ki en başta konumuzla ilgili olan üçüncü madde ve bir de şek ve şüphesi. Dinden çıkmasını, ehl sünnet itikadından ayrılmasına sebep olan dört tane şey var. Sözü, fiilleri, itikadı ve kardeşlerim şek şüphe, kalbinde şüphe olması. Şimdi bunları madde madde sayalım ki yani bu hataların içerisindeysek bir an önce kendimizi toplayalım. Bu yanlışların içindeysek. Çünkü dedik ya böyle bir düşünceye sahip olan bir insan amellerini yok ediyor kendi kendine. Kendi elleriyle amellerini yok ediyor. Şimdi kardeşlerim mesela Allah-u Teala'nın ilah olması ile ilgili bir sözlere bakalım. Hani bir Müslüman Rabbimizle ilgili hangi kelamları kullanırsa Allah muhafaza dinden çıkar. İtikattan çıkar. Ehli sünnet çizgisinden ayrılır. Mesela kardeşlerim, bir insan Allah'ın zatı ile, Allah'ın sıfatları ile, Allah'ın fiilleri ile ilahlık makamı ile bağdaşmayan mesela haşa Allah'ın oğlu Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yahudiler dediler ki veqaletil yahudu Uzeyr ibnullah Yahudiler dediler ki Uzayir Allah'ın oğludur haşa ve kella. Ve sonra ardından veqaletin nasara Hristiyanlar da dediler ki Hz. İsa Allah'ın oğludur. E şimdi bir Müslüman haşa Allah'ın ortağı, Allah'ın oğlu, Allah'ın eşi benzeri olduğunu ifade ederse bu insan dinden çıkar itikadımızı sağlam tutmamız lazım. Ya da ayet ya da hadislerle sabit olan sıfatlarının inkara götürülmesi. Allah'ın ayetleri belli, hadis sıfatları belli, Rabbimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bize bildirdiği ahvalleri belli. Bunun dışında mesela Rabbimizin zati ve subuti sıfatları var. Zati sıfatlarına bakalım mesela. Subuti sıfatlarına bakalım. Bunlara bakacağız ki bileceğiz yani. Hayat, Allah Celle Celaluhu vardır. İlim, Allah her şeyi bilir. Şimdi sen bu sıfatlarla ilgili, yani mesela bu günümüzde bunlar çok oluyor. Bir geçmiş zamanda böyle hani kendini insanlara hoca olarak tanıtan birisi çıktı televizyonda dedi ki haşa dedi Allah insanın kiminle evleneceğini bilmez dedi. E şimdi bu Rabbimizin hangi sıfatına zıt oluyor kardeşlerim? İlim sıfatı. İlim ne demek? Rabbimiz her şeyi bilir. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَهُ Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. E sen böyle bir ayet varken وَهُوَ ala كُلِّ شَيْءٍ kadir, Allah her şeye kadirdir. Ayeti varken kalkıp Allah'ın bir insanın kiminle evleneceğini bilemez. Nasıl bu sözü ifade edebiliyorsun? İşte bu insanın dinsiz olmasına sebeptir. Dikkat edeceğiz. Yani Rabbimizin hayat, ilim, semi' basar, irade, tekvin, kelam, yani hem zatî hem subuti sıfatları. Vahdaniyet, muhalefetül lil havadis, kıyam bi nefsi. Bütün sıfatlarına zıt gelen herhangi bir noktada Rabbimize karşı şekte, şüphede, düşüncede olursa bir insan tehlikede olur. Rabbimiz vardır. Evveli yoktur. Beka sonu yoktur. Tektir. Allah Celle Celaluhu ezeli bir ilme sahiptir. Bir insanoğlu ilme sahip mi? Evet sahip. Semi'at. Görüyor Allah değil mi? Basar, işitiyor, semi'a işitiyor, basar görüyor. E insan da görüyor. Allah Celle Celaluhu'da olan bazı sıfatlar insanlarda da vardır. Allah'ın görmesi var, insanların da görmesi var. Ama Allah Celle Celaluhu'nun görmek için bir göze ihtiyacı yoktur. İnsana ne ihtiyacı var? Senin gözün olmasa görebilir misin? Göremezsin. Kulağın olmasa işitebilir misin? İşitemezsin. Ama Allah Celle Celaluhu'nun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Rabbimizde olan sıfatlar ezelidir, sonu yoktur. İnsanda olanlar sınırlıdır. İlim bilebiliriz. Mesela biz bir şeyler bilebiliriz, siz bir şeyler bilebilirsiniz. Ama sınırsız değildir bu bildiklerimiz. Elbet bilmediğimiz şeyler var. Ne kadar okursan oku. İslam'dan ne kadar derinleşirsen derinleş. Mutlaka eksik kaldığımız noktalar var. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. İmam-ı Azam Ebu Hanife buyuruyor. bilmediklerini üst üste koysanız başım göğe erer diyor. İmam-ı Azam söylüyor bunu yani. E şimdi kardeşlerim Allah'ın sıfatlarına zıt düşecek kelimeleri kullanmak bunlar insanı küfre götürür. Allah ilim sahibidir Celle Celaluhu. E dolayısıyla e Rabbimiz ilim sahibi ise sen nasıl Allah kimin kiminle evleneceğini bilmez diyorsun? Bunlar tehlikeli insanı imandan eden sözler. Ehli sünnet itikadının dışına çıkan sözler. Onun için Rabbimize hep dua edelim. Ya Rabbi ayaklarımızı sabit eyle. Ya Rabbi ayaklarımızı sabit eyle. Yani istikamette mesela şimdi bakıyorsun bazı sapık mezhepler var. Üç vakit namaz kılıyorlar. Bazı sapık gruplar var. İşte çalgılarla, çengelerle ibadet ediyorlar. Bazı sapkınlar var. Hazreti Hüseyin Efendimizin işte vefatı, yıl dönümü diyerek kendilerini zincirliyorlar, bıçaklıyorlar. Bunlar olmaz. E, sünnette bunlar yok. Ehl-i sünnette bunlar yok. Resulullah'ın hayatında bunlar yok. E nereden öğreneceğiz? işte bu sohbetleri dinleyerek. Birçok hocalarımızın sadece kendimizden bahsetmiyoruz. Ehli sünnet hocalarımıza sahip çıkıp dinleyerek. Ya kardeşim okumuyorsun. Kardeşim bir ilim meclisine gitmiyorsun. Bari dinle. Bari öğrenmek için, dinini öğrenmek için biraz çaba sarf. Şimdi kardeşlerim mesela yaratıcı olan Rabbimize haşa yaratıklara benzeten sözler. Mesela yani haşa ve haşa Rabbimiz işte aya benzetmek, güneşe, yıldıza ya da herhangi bir şeye benzetmek. Çünkü Allah yarattığı kullarına benzemez. Leyse kemislihi şeyun. Allah yarattıklarına benzemiyor. Onun için bir Müslüman haşa Allah Celle Celaluhu herhangi bir şeye benzetirse eğer bu insan dinden çıkar. Allah'la ilgili olan bu düşüncelerimizde bu tür sapkınlığa düştüysek eğer tövbe etmemiz lazım. Şimdi mesela, Rabbimizin ilahlığına dair herhangi bir meseleyi kardeşlerim alaya almak. Rabbimizin büyüklüğüne, Rabbimizin celaline, kudretine dair herhangi bir şeyi alaya almak. Ya da kardeşlerim, mesela adam diyor ki, ya işte ben Allah'ın takdir etmediği şeyi yaparım diyor. Haşa, yani Allah'ın takdir etmediği şeyi yapar Bu insanı dinden çıkarır. Küfür ehli olur insan o zaman. Konumuzun başında ne dedik? Mürtet. İslam'ı kabul ettikten sonra dinlen çıkar. İşte bu insanlar bunlardan olurlar. Çünkü haşa Allah'ın takdir etmediği bir şey insan yapamaz. Buna hiç kimsenin gücü ve kudreti yetemez. Onun için itikadımızı sağlam tutacağız bu hususta. Şimdi Rabbimizle ilgili olan sözler. Mesela kardeşlerim adam bazı bölgelerde bazı yörelerde bu tür kelimeler insanların diline tabiri caizse sakız gibi yapışmış. Adam gündelik hayatta hani bizim sık kullandığımız kelimeler gibi bunu kullanıyor. Mesela diyor ki Allah baba var diyor. Allah baba bize yardım eder. Bunu kullanıyor insanlar. Bunu çok duyuyoruz. Peki kardeşlerim bu sözün aslı nedir yani? Biz bu kelimeyi söylerken neyi kastediyoruz? Büyüklerimiz buyuruyor. Nesefi tefsirinde, akaidinde zikrediliyor bu meseleler. Büyüklerimiz buyuruyor ki bir Müslüman haşa Allah Celle Celaluhu'ya babalık yani e, sıfatlarını izafe ederek. Allah baba derse bu insan dinden çıkar. Bunlar kullanılmaması gereken kelimeler. Sonra Allah yukarıda bizi görüyor. Bu da yanlış. Allah yukarıda ne demek? Allah'a mekan isnat etmek demektir. Allah nerede? Yukarıda. Rabbimizin mekanı yok ki. Rabbimizin yeri yok ki. Bunları bu kelimeleri ağzımıza kardeşlerim sokmuşlar. Biz de bunları çıkarmakta zorluk çekiyoruz. Bir şey oluyor mesela adam sinirleniyor diyor ki Allah şahit yukarıda bizi görüyor Allah. Ya da elini gösteriyor Allah şahit diyor. Vallahi diyor Allah şahit. Allah bizi görüyor yukarıda. Haşa Allah yukarıda olmasa siz görmeyecek mi? İşte bunlar Rabbimizin ezeli sıfatlarına kardeşlerim zıt düşen meseleler bunlar. Yani bu konuda bilhassa itikadımızı düzeltmemiz lazım. Aklımızdan geçen yanlış düşünceleri düzeltmemiz lazım. Bu zamana kadar yapmışsak tövbe edeceğiz. Ha bir insan mesela dediğim gibi bazı yörelerde bu kelimeler insanların diline artık yapışmış. Sürekli bunları söylüyor. Eğer bunu söylerken ki kalbindeki kastı Rabbimizin herhangi bir işte sıfatını küçük düşürmek maksadıyla ya da Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmek maksadıyla bunu söylemiyorsa o insan dinden çıkmaz. Ama bu kelimeleri ağızdan çıkarmak lazım. Dedik ya Rabbimizin mekanı yoktur. Rabbimizin şekli yoktur. Biz bunu düşünemeyiz yani. Ha, cennet ehli görecek Allah'ı. Evet görecek ama nasıl göreceğini, keyfiyetini biz bilemeyiz. Nasıl göreceğimizin halini anlatan mezhepler sapık olanlardır. Çünkü ne dedik kardeşlerim? Mesela bir hadis-i şerif okumuştum. Rabbimiz Celle Celaluhu her gecenin üçte biri geçtiğinde dünya semasına tecelli ediyor Allah. Değil mi? dünya semasına tecelli ediyor. İner dünya semasına Efendimiz öyle buyuruyor. Yok mu benden dua isteyen kabul edeyim. Şimdi ne diyor Mu'tezile? Allah yeryüzüne indiğine göre gökten iniyor diyor mesela. Ama ehli sünnette böyle değildir. Mi? Sen bunlar gibi düşünürsen sapatmış olursun. Ya hocam sen neye göre insanları ayrıştırıyorsun? Kur'an ve sünnet kardeşler. Resulullah ne buyuruyorsa biz ona tabiiz. Kur'an ne buyuruyorsa biz ona tabiyiz. Ehli sünnet ulemalar ne buyuruyorsa Resulullah'ın yolunu istikametini yaşayan, hakiki anlamda yaşayan büyükler ne buyuruyorsa biz ona tabiyiz. Bunlar kardeşlerim Rabbimizin sıfatları varlığıyla ile ilgili tehlikeli olan meseleler. Bu meselelerle ilgili anlattığımız işte haşa Allah yukarıdadır. Allah işte Allah baba vesaire gibi kelimeler kullanan insanlar şu ana kadar yaptılarsa tövbe edecekler. Bundan sonra da o kelimeleri kullanmayacaklar. Biz Müslümansak eğer hatamızdan geri dönmesini bileceğiz. Şimdi kardeşlerim, bir de peygamberlerle nübüvvetle ilgili insanı tehlikeye sokan bazı sözlerden bahsedelim. Mesela bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil olmak üzere gönderilen bütün peygamberlerin insanlara tebliğ etmekle olduğu, vazifeli olduğu peygamberlik görevini reddederse bu insan kafir olur. Bismillah la nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberlerimizin arasını ayırmıyoruz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani bir insan Hazreti Adem'in peygamber olmadığını kabul ederse, ben kabul etmiyorum peygamber değildir derse bu insan mürtet olur, kafir olur. Ya ben Resulullah'ı çok seviyorum ama bütün peygamberleri seviyorum ama Hazreti Musa'yı sanki insan kafir olur. Mürtet olur. Dolayısıyla nübüvvetle ilgili yani Rabbimizle ilgili olanları söyledik. Şimdi peygamberlerle ilgili hangi noktalarda insan küfre düşer? Ne düşünürse, aklında neyi canlandırılırsa, neyi yaşarsa küfre düşer onları izah etmeye çalışıyoruz. Birincisi bu. Bütün peygamberlerin görevlerini tasdik edeceğiz biz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber. Hadis-i şeriflerde büyüklerimizin rivayet ettiklerine bak 124 bin ya da 224 bin peygamber. Hepsinin Allah'tan getirdiklerine, hepsinin geliş vazifelerine inanıyoruz ve iman ediyoruz. Bunda şek ve şüphe duymuyoruz. Ve kardeşlerim mesela bir insan peygamberlerin getirdiğiyle alay ederse Allah muhafaza. Bu da insanı dinden çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısıyla ilgili adam alay ediyor mesela. Peygamber işte cübbeyle alay ediyor. Sarıkla alay ediyor. Sakalıyla alay ediyor. Bunlar tehlikeli şeyler. Mesela kullanılmaması gereken sözlerden birisi. Müslüman sakal bırakıyor bir tutam. Bu peygamberin sünnetidir kardeşim. Sadece Resulullah değil birçok peygamberin sünnetidir bu. Adam diyor ki bu ne ya diyor. Keçi gibi sakal bırakmışsın. Haşa. Yani bunlar kardeşlerim insanı tehlikeye sokan sözlerdir. Çünkü bu peygamberin kisvesidir. Ya işte Hristiyan Yahudiler de sakal bırakıyor. Bizi onlar kadar etmez. Bizim peygamberimiz bize emir buyurmuştur. Onlara benzemeyin. Sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın buyurmuştur peygamberimiz. Bıyıkları uzun olup da yemek yerken ağzına giren insanlara kızardı peygamberimiz. Bıyıkları kısaltın, sakallarınızı uzatın. Yani ben hep söylüyorum bu konuda bu kardeşinizi sakal konusunda örnek almayın. Sünnet olan bir tutam sakal uzatmaktır. Yani tutulduğu zaman buradan tutmaktır sünnet olan. Şimdi bu ve bunun gibi sünnetler. Mesela işte örtülü olan hanım kardeşlerimize kara fatma diyor. Haşa. Neyden dolayı bunu söylüyor? Örtüsünden dolayı. Şimdi birisini birincisi hem Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızı Fatıma annemiz kara fatma. Oraya dayanıyor bu laflar. Bir de tesettür ile alay etmek. Bunlar hepsi kardeşlerim peygamberlerin ve peygamberlerin Allah tarafından getirdiği bütün meselelere karşı Müslüman eğer alaycı bir tavır takınırsa. Ya şuna bak ya bu zamanda bu ne giymiş böyle. Bu başörtüsüne bak ya. Alaycı tavır takınırsa bu insan kafir olur, mürtet olur. Onun için peygamberlerin ve peygamberlerin getirdiği bütün her şeye iman ederiz biz. Bütün emirlere. Mesela peygamberleri kötüleyen, peygamberleri küçümseyen ve onlara dil uzatan sözleri ifade eden sözler. Bunlar çok tehlikelidir. Şimdi birileri çıkıyor adam diyor ki yakın zamanda olan bir şey. Maalesef ki bugün din adına fetva verenler arasında bir adam. ismini söylemeyeceğim. Bizi dinleyen kardeşlerimiz bilirler mutlaka. Adam diyor ki haşa diyor peygamber de kul ben de kulum. Peygamber bana bir şey yasaklayamaz diyor adam. Bana bir şey haram kılamaz diyor peygamber. Bana ancak Allah haram kılar. Peygamber bu konuda hükmü yok. Haram koymaya peygamberin yetkisi yok diyor. E şimdi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim önümüzde. Değil mi? Bismillah ve ma ataakumur rasul peygamber size neyi verdiyse alın. Neyi emrettiyse yapın anlamındadır. Ve ma nahakum anhu fentehu neyden sizi yasakladıysa sizin nehyettiyse onu bırak. Şimdi ne demek bu? Bu ayette Allah Celle Celaluhu Resulullah'a haram koyma, haram kaldırma yetkisini veriyor Peygamberimize. Yetkiyi veren kim? Allah Celle Celaluhu. Yine yer nereye dayanıyor? Rabbimize dayanıyor. Alemin sahibi olan Allah'a dayanıyor. E şimdi adam çıkıyor, din adına fetva veriyor. Maalesef Türkiye'de belirli başlı bir makama gelmiş. Devletin dinini temsil etmek amacıyla kurulan makamlara gelmiş. Adam diyor ki peygamber de benim gibi bir insan. Bu konuda diyor insanlara haram helal koyma yetkisi yok. Ya bu Allah'ın peygamberi. Tabii ki Allah hükmü koyuyor. İnil hükmü illa lillah. Hükmün sahibi Allah'tır. Ama Allah bu konuda peygamberimize yetki vermiş. İşte ayet-i kerime okudum. Birçok ayet var. Dolayısıyla kardeşlerim peygamberlerin sözleriyle, peygamberlerin fiilleriyle, makamlarıyla alay etmek insanı küfre götürür. Bunlar çok tehlikelidir. Bu insanlar Tövbe etmeleri lazımdır. İstiğfar etmeleri lazımdır. Düştükleri hatadan dönmeleri lazımdır. Peygamber'e sen diriz uzatıyorsun ya. Ne demek peygamber haram yetkisi koyamaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ne buyuruyor? Peygamberinizin önüne geçmeyin. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve resulihi. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Eğer öyle olacak olsaydı Rabbimiz derdi ki benim önüme geçmeyeceksiniz. Bir mesele olduğu zaman bana getirin. Resul'e götürün demezdi Allah Celle çıkmasa girdiğiniz bir konuda Allah ve Resulüne danışın. Şimdi bu bizi peygambere niye danışıyoruz? Bize yol gösterecek. Ha bugün kim? Peygamberin varisleridir. Ehli sünnet alimlerdir. Ehli sünnet hocalardır. Dolayısıyla kardeşlerim, insanı nübüvvet konusunda peygamberlerle ilgili sözlerde küfre götüren meselelerden birisi budur. Peygamberleri kötüleyen, peygamberleri küçümseyen ve onlara dil uzatmayı ifade eden sözler Mesela birisi yine çıkıp demişti ki uzun bir zaman oldu. Hala da sohbet ediyor, kitap yazıyor, tefsir yazıyor, meal yazıyor. Peygambere işte atfedilen mucizeler peygambere işte böyle makam katmak için yapılmış. Halbuki öyle mucizeler yok diyor adam. Miracı inkar ediyor. İşte al sana ehl sünnetten ayrılmak sebebi. Miracı inkar etmek. Adam diyor ki peygambere atfedilen işte mucizeler Bunlar haşa ve haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hava olsun diye verilmiş, anlatılmış diyor bunlar. Ya Resulullah'ın büyüklenmeye ihtiyacı mı var? Peygamberin haşa havalanmasına ihtiyacı mı var? Ya sen kimsin ki Resulullah'a böyle konuşuyorsun? O Allah'ın Resulü ya. Ve ma Muhammedun illa Resul. Kad halet min kablihi Resul. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Yani bu peygamberimizle ilgili ayetler bunlar. Sen nasıl Resulullah'a diyebiliyorsun ki işte mucizeleri uydurmuşlar. İşte ona peygamber şöyle mucize yaptı. Ayı ikiye böldü. Şunu böyle yaptı. Adamlar inkar ediyor bunu. İşte bu konularda kardeşlerim nübüvvetle ilgili bu meselelerde Allah muhafaza insan dinden çıkar. Peygamberlere alaycı bir tavır takınırsa. Mesela namaz, oruç, zekat, hac, cihat bu ibadetleri peygamberin öğrettiği şekilde kabul etmemek. Namazı biz kimden öğrendik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz ne buyuruyor? Ben namazı Cebrail'den öğrettim. Bana Cebrail namazı öğretti. Siz de benim kıldığım gibi kılın. Adam diyor ki ya biz Yahudiler namaz bize Yahudilerden geldi diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl kıldıysa biz Resulullah gibi yapacağız. Hadis-i şerifleri takip edeceğiz. Ayetleri takip edeceğiz. Rabbimiz bize nasıl emrettiyse o şekilde yapacağız. Zekat vermeyi Allah bize nasıl emrettiyse biz o şekilde. Mesela Allah kırkta birini vereceksiniz dediyse zekatınızın. Kırkta birini vereceksin dediyse Allah biz bu şekilde vereceğiz. Beş vakit namaz kılacaksınız dediyse bu şekilde kılacağız. Çünkü istikametimiz belli. Adam namaz üç vakittir diyor. Dedik ya. Muhtelif camiler yapıyorlar adamlar. İşte bilmem ne adı altında bilmem ne mezhep adı altında. 3 vakit namaz kılınıyor. Sabah, orta namaz, bir de yatsı namaz. O kadar. Üç vakit. E biz peygamberden geldiği şekilde kabul etmemiz lazım. E burada sen bir kesinti yapıyorsun. Peygamberden gelen şekilde kabul etmiyorsun. Mesela herhangi bir kişiyi ya da onun görüşlerini peygamberden üstün tutmak. Bu bilhassa tarikat ehli kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken hususlardandır. Bir insan hangi tarikata mensup olursa olsun, hangi şeyhe intisap ederse etsin onu Resulullah'tan üstün göremez. Onun sözlerini Resulullah'tan sözlerinden üstün göremez. Kim olursa olsun. Şimdi adama hadis okuyorsun. Zaten bunu ehli sünnet cemaatler yapmaz genelde. Sapkın olan, bid'at ehli olanlar yapar. Hiçbir tarikat lideri, tarikat büyüğü, tarikat şeyhi insanları kötü yola davet etmez ehli sünnet ise. Ama bugün sapkınlar öyle değil maalesef. Kendilerini insanlara kendilerinin sohbetini dinlemeye gelen insanlara öyle bir lanse ediyorlar ki o insanlar da haşa onun sözünü peygamberin sözünden üstün görüyor. Adama hadis okuyorsun, adam diyor ki benim şeyhim böyle dedi. Kardeşim Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı onun üstünde bir makam? Önce alimler var, peygamberler var, sonra alimler var. Peygamberin üstünde yok. Şimdi sen nasıl bir insanın, alimler insandır, peygamberler de insandır. Ama peygamberler günahtan arındırılmıştır. Alimler hata yapabilir, günah işleyebilir insan çünkü. Ama sen bu adamın sözünü Resulullah'ın sözünden üstün görüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Bu Müslüman'ı nübüvvet konusunda inancının bozuk olması sebebiyle küfre düşünen bir meseledir. Benim şeyhim işte şöyle söyledi. Halbuki peygamberin bu konuyla ilgili hadisi var. Onu kabul etmiyor, şeyhinin söylediğini kabul ediyor. Ya da onu kabul ediyor, etmiyor peygamberin sözünü, hocasının söylediğini kabul ediyor. Şimdi günümüzde tarikat düşmanları ne yapıyor? Tarikatı ortadan, tarikatları kötü göstermek için adam kendi grubunu oluşturuyor, kendine tarikat demiyor. O taraftakiler hani şeyhse o da ben de hocayım. Bizim hocamız böyle, bizim hocamız şöyle. Peygamberden üstün fetva makamına kimse sahip değildir peygamberden üstün sözü olan yeryüzünde kimse yoktur. Bir insan herhangi bir insanı, bir kişiyi, onun görüşünü peygamberlerden üstün görürse bu insan küfür olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Ya da bir mesele daha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu kabul edip son peygamber olduğunu kabul etmeyen insanlar var. Diyor ki peygamberden sonra peygamber gelecek. Son peygamber Hazreti Muhammed değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam böyle bir şey biz hiç duymadık. Daha yaklaşık kaç bir sene oldu mu bilmiyorum. Bir tane öldü Amerika'daydı adam. İşte İskender Evrenesolu diye bir adam vardı değil mi? Şimdi bu adam insanlar peygamber diyordu bu adama. Tapıyorlardı bu adama. Benim ibadetim kabul oldu mu diyordu. Adam dur bir bakayım diyordu. Sonra kalkıyor da evet senin ibadetin kabul olmuş, tespihatın kabul olmuş devam et. Sanki Allah'tan vahiy alıyor gibi. İşte bunlar böyle yaparak kardeşlerim insanları kendilerine farklı farklı şekilde bağlayarak insanların itikatlarını bozuyorlar. Amacı o adamın zaten. Cenazesi Bursa'dan kalktı. 3000 kişi katıldı cenazesine. Camiden kalktı cenazesi. Böyle bir şey var mı ya? 3000 kişi katılıyor bu cenazeye. Adam ben peygamberim diyor adam. Nebiyim diyor. Halbuki Resulullah'la beraber bitti nebilik, bitti peygamberlik. Günümüzde yakın zamanda yine daha önce konularda bahsettiğimiz çevremizde sahte mehdiler çok. Biz de bir ara detaylı bir şekilde münakaşa ettik. Adam diyor ki bu bizim nebimizdir diyor. Evlerine yazmışlar. Adamın ismi Osman. La ilahe illallah Osman Nebiyullah. Muhammedur Resulullah yazmıyorlar. Kendi evlerine duvarlara bunu asıyor adamlar. Yani bir Müslüman konuyu toparlayalım kardeşlerim. Bir Müslüman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir ama son peygamber değildir derse kafir olur. Dinden çıkar. Ehl-i sünnetin itikadı bu şekildedir. Resulullah'la beraber nübüvvet bitmiştir. Peygamberlik bitmiştir. Kim bunun aksini iddia ediyorsa bu kafirdir bu insan. Dolayısıyla kardeşlerim bu bahsettiğim maddeler peygamberlik ile ilgili, nübüvvetle ilgili, insanı tehlikeye sürükleyen maddeler. Mesela Kur'anla ilgili sözlere bakalım. Yani bir insan hangi sözleri konuşursa, kelamları konuşursa, Kur'anla ilgili sözleri konuşursa itikattan dinlen çıkıyor, mürtet oluyor. Kur'an'ın tamamını veya bir kısmını inkara götüren düşünceler, ifadeler. Kur'an'ın tamamını veya bir kısmını. Adam diyor ki işte ben şu ayeti kabul etmiyorum. Kur'an'dan bir harf inkar etmek insanı küfre götürür. Çünkü Kur'an Allah sözüdür Celle Celaluhu. Rabbimizin kelamıdır, Rabbimizin sözüdür Kur'an. Sen bunu inkar edemezsin. Kur'an'ı inkara götüren bir kısmını tamamını fark etmez. İşte ben şu ayetin şu kelimesini kabul etmiyorum. Küfür ehli oldu. Mürtet oldu o insan. Biz Kur'an'ı Rabbimizden peygamberimize indirilen şekilde kabul ediyoruz. Tasdik ediyoruz. inanıyoruz ve iman ediyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki ibadetle ilgili, hukukla ilgili, ahlakla ilgili, imanla ilgili esasların eksik olduğunu düşünmek. Adam diyor ki ya burada eksiklik var diyor. Haşa. Şüpheli yaklaşıyor. Halbuki biz ne diyoruz? Rabbimiz ne buyuruyor? Elif, la, mim. Zalikel kitabu la raybe fi. Bu kitapta, bu Kur'an'da şüphe yoktur. Şimdi sen ne diyorsun? İşte bu konuyla ilgili eksiklik var. Bu kardeşlerim yani bilgilerin eksik ya da yanlış olduğunu düşünmek. Kur'an-ı Kerim'deki ahlakla, hukukla, işte muamelatla, ibadetlerle, işte genel hükümlerle ilgili hükümlerden eksik olduğunu ya da bilgilerin yanlış olduğunu ifade eden sözler insanı küfür ehli yapar. Bundan Allah'a sanırız. Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Mesela Kur'an-ı Kerim'in haram kıldığını helal gösteren ifadeler. Eğer Kur'an bir şeye haram diyorsa başka hiç kimse o şeye helal diyemez. Kim olursa olsun. Bu sözü kullanan bir insan Müslüman ise kafir olur. Zinaya haram mı demiş Kur'an? Bitmiştir. Faize haram mı demiş? Hırsızlığa haram mı demiş? Alkole haram mı demiş? Yasak mı? Domuz eti haram mı? Bitmiştir. Allah bunu yasakladı. Kur'an bunu haram kılmıştır bir insan bunun zıttını söylerse ya da Kur'an'ın söylediği yasakların zıttını ifade ederse bu insan mürtet olur. Kur'an-ı e karşı düşüncelerimizi bileceğiz ki bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözleridir bunlar. Haşa yaratıcı olan Allah'ın sözlerinde eksiklik olabilir mi? İnsan işte itikadımız önemli diyoruz ya kardeşler. Nasıl düşünüyorsun sen? Kur'an'a karşı bakış açın nasıl? Ya da kardeşlerim mesela işte et, ekmek yani Kur'an-ı Kerim'de helal olan şeylerin. Adam diyor ki haramdır. Örnek veriyorum. Helal gösteren şeyi haram, haram gösterdiği şeyi helal. Yani zıt birbirinden zıt hareket etmek. Rabbimiz buyuruyor. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler Allah'ın helal kıldığı şeylerden yiyin için. Kulu mimma razakakum Allah'ın verdiği nimetler var. Sizin için hazırladığı tayyiba temiz olanlar. Yiyin. Ama adam işte Allah'ın helal kıldığı bir şey ben bunu yemem. Bu konuyla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler vardır. Konuyu çok detaylandırmayacağım. Resulullah Efendimiz bir defasında hanımlarıyla bir imtihan yaşadı. O hani inşallah başka bir sohbette bunu detaylı anlatırız. Efendimiz dedi ki işte vallahi dedi ben bir daha bunu yemeyeceğim. Bir bal ikram ettiler dedi, bir daha yemeyeceğim. Efendimiz böyle deyince Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sana helal kıldığını sen haram kılamazsın. Vallahi yemeyeceğim. Bunu söyleyemeyiz biz. Allah bana bunu helal kılmış. Ama sen Allah'ın sana helal kıldığını ben vallahi yemeyeceğim. Bana yasaktır, bana haramdır diyemez. Dolayısıyla kardeşlerim yani insan Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki hükümlere şeksiz ve şüphesiz iman edecek. Kur'an'a karşı kalbinde, zihninde, fikrinde bozuk bir düşünce varsa düzeltmesi lazım. Mesela İslami ilimlere bakalım. İslami ilimlerle veya İslam alimleriyle ilgili insanı küfre düşüren sözler. Mesela kardeşlerim bir insan İslami ilimlere hadis olur, tefsir olur, fıkıh olur, akaid olur, Arapça ilimleri olur, hafızlık ilimleri olur. Bunların geneli ya da İslam alimlerine karşı tavır alıyor, dinin gelişmesine yönelik hizmetlerini de engelliyor. Şimdi biz neyi ifade ediyoruz? Rabbimize karşı olan düşüncelerimizin bozuk olan, bizi küfre götürecek düşünceleri zikrettik. Peygamber'e karşı olanları söyledik. Kur'an'a karşı olan tehlikeli sözleri söyledik. Şimdi İslam ilimleri ve İslam alimlerine karşı insanı küfre götürebilecek meseleler. Adam mesela mahallede Kur'an kursu var. Şikayet edelim kapansın diyor. Engel olmak istiyor. Kur'an'ın okunmasını adam zoruna gidiyor. Böyle çok duyduk biz yani bunu. Cami yapılıyor. Mesela şahit olduğum bir yer. Cami yapılırken gelip protesto yapıyor insanlar. Yapılmayacak diyor bu yer. Caminin yapımına engel olamadığını anlayınca da dairelerini satıp giden insanlar biliyoruz biz. Sırf cami olan düşmanlığından dolayı. Ezan sesini duymamak için. İşte bunlar nedir? İnsanı küfre götüren meseleler. Ya da Hafızlık yapan bir kimseye. Adam hafızlık yapıyor değil mi? Medrese okuyor, Kur'an kursu okuyor. Ne yapacaksın okuyup cenaze imamı mı olacaksın? Hakir görmek onları. Onları küçük görmek. Yani İslam ilimlerini okuyan bir Müslüman, bir çocuk, bir talebe, bir yetişkin hakkında alaycı tavırlarla onunla alay etmek insanı tehlikeye götürür. Gerçekten ciddi anlamda ilim öğrendiği için, Kur'an öğrendiği için, hadis öğrendiği için, Arapça ilimleri Allah'ı tanımak için, detay ilimleri öğrenmek için bir yola koyulmuşsa bir insan, bu insanla gerçekten alay ediyorsa o adam, ya şuna bak ya, hafızlık yapıyormuş. Şuna bak ya, bu insanı tehlikeye götür. Ne olacaksın ya, cenaze imamı mı olacaksın? Genelde halk arasında böyle denir. İmam mı olacaksın? E olacağım tabii. Resulullah'ın varisidir bu. Makamıdır peygamberin. Peygamberin makamı bu. Dolayısıyla bu konuda insanlarla alay etmek. ilim ehli olan insanlar. Ya da işte çocuğa demek vah zavallı senin beynini tahrip edecekler. Beynini işte yıkıyorlar seni. Gibi düşünmek. Ya da onlara bu konuda bu söylemleri söylemek, onları bu yoldan geri çevirmek, caydırmak. Bu da insanı küfre götürür. Dolayısıyla kardeşlerim hani ve anne babalara da söylüyorlar. Ya bu çocuğuna yazık değil mi? Sen bunu nasıl gönderiyorsun? Gerçekten düşüncesinde fikrinde Kur'an'ı alçaltıcı bir söz varsa adam Kur'an'la alay etmek için bunu söylüyor. Hafızlıkla alay etmek için bunu söylüyorsa bu insan kafir olur. Yazık değil mi ya çocuğunu gönderiyorsun. Gönder şurada okusun. Boku Biz okuyanları da görüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Şöyle gidin liselerin önünde bir bekleyin bakalım. Gidin üniversitelerin kapısında bir bekleyin. Ne demek istediğimi siz daha iyi anlayacaksınız ki zaten biliyorsunuz bunlar. Buna rağmen sen Kur'an talebesiyle alay ediyorsan eğer gerçekten Kur'an'a karşı bir şeyin varsa, tavrın varsa zıt bir tavrın. Hocalığa karşı, medreselere karşı, Kur'an eğitimlerine karşı tavrın zıt ise ya yazık ya bu çocuğu kafasını yıkıyorlar gönderiyorsunuz. Bu kelime insanı küfre götürür. Ya hocam zaten bunu söyleyenler Müslüman Müslüman olan da var. Adam ben Müslümanım diyor ama istemiyorum kardeşim ezanı. Bakın ciddi söylüyorum böyle insanlar var. Oh ne güzel diyor Almanya'da ezan sesi duyulmuyor. Keşke ben de orada olsam. Halbuki adam ben Müslümanım diyor. Ölse cenazesi camiye gidecek. Dolayısıyla kardeşlerim ya da mesela İslam'ı temsil ettiklerinden dolayı alimlerle alay edenler. Bakın bu hususta kardeşlerim maalesef toplumumuzda bunlar çok oluyor. Son zamanlar bunlar arttı da. Ziyadeleşti bunlar. Bu FETÖ olaylarından sonra, bu ihanet çetesinin olaylarından sonra alimlere kötü söz söylüyor insanlar. E işte biz FETÖ'yü de öyle biliyorduk, alim biliyorduk. Senin onu alim bilip bilmemen seninle ilgili bir karar. Sen onun nezdinde diğer insanlara karşı gelemezsin. Diğer alimlere zarar alt, onları düşürecek sözler kullanamaz. Çünkü kardeşlerim bu hususta dikkat etmemiz gereken meselelerden birisi bu. Alimlerle alay etmek. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Alimlere dil uzatan kuduz köpek gibidir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Kim bunlar? Ha ben demiyorum adam alim gibi gözüküyor, zalim bir adam, sapkın bir adam insanları aldatıyor. Bu adamları götürün, bu adamların peşinden işte gidin, bu adamlara bir şey demeyin demiyorum. Bakın onlarla alakalı değil. Ehli sünnet alimlere dil uzatmayın. Gerçekten Kur'an'ı hedef etmiş. Gerçekten Resulullah'ın sünnetini, hayatını hedef edinmiş insanlara dil uzatmayın. Adam diyor ki ya hepsi aynı ya diyor. Bütün şeyhler aynı, bütün tarikatlar aynı. Hayır sakın bunları kullanmayın. Bir pisliğin yüzünden, bir hainin yüzünden gerçek alemlere dil uzatmayın. Bir insan ehli sünnete gerçek anlamda hizmet etmiş. Kur'an'a, Resulullah'a gerçek anlamda hizmet etmiş. Derdi din ola, amacı para, makam, şöhret, insanlar benim peşimden gelsin, cemaatim kalabalık olsun. Derdi bu olmayan dünyada, Türkiye'de nice alimler var. Derdi sadece İslam, sadece sünnet, sadece insanları delaletten kurtarmak. Amacı bu. Bu insana dil uzatamazsın. Eğer yaptığı vazifeden dolayı, insanları toplaması, vaaz etmesi insanlara irşad etmesi, onlara rehberlik etmesinden dolayı alimlere karşı gelen insan küfre düşer. Ama tekrar söylüyorum. Bunlar hangileri? Kur'an'ı ve Sünnet'e rehber edinenler. Dini kullanarak insanları aldatan hainler değil. Dini kullanarak insanların duygularını sömürenler değil. Dolayısıyla bu konulara kardeşlerim dikkat edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu nasip ederse bu konuya devam etmek istiyorum. Çünkü günümüzde çok bozuk fikirler var. Diyorum ya adam namaz kılıyor ama maalesef itikadı bozuk, düşünceleri bozuk. Allah'a karşı nasıl düşünmesi gerektiğini bilmiyor. Peygambere karşı neler konuşabileceğini, neler bilebileceğini bilmiyor. Kur'an'a karşı nasıl bir düşünceye sahip olması gerektiğini bilmiyor. Mesela alimler bir insan şeyhini, hocasını peygamberden üstün tutamaz. Peygamberden üstün tutacak sözler sarf edemez. Bu da insanı küfre götürür. Hem sevmeyecek miyiz? Canımız feda olsun İslam'a hizmet edenlere. Canımız feda olsun ehli sünnet alimlerine. Onların kapılarında hizmetçi bile oluruz. Çünkü niye? O İslam'a hizmet ediyor. Ben de ona hizmet edeceğim. Biz niye ona hizmet ediyoruz? Kara kaşı kara gözü mü? Hayır. İslam'a hizmet ettiği için, Allah'a hizmet ettiği için, peygambere hizmet ettiği için biz de ona hizmet ediyoruz. Ama sahtelerine karşı tavrımızı alacağız. Toplumu sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla kardeşlerim, ehli sünnet itikadına zıt olan düşünceler, bu saydığımız maddeler eğer bu zamana kadar varsa fikrimizde, düşüncelerimizde bunları temizleyeceğiz. Ne ile? Allah'a istiğfar ederek, tövbe ederek. Ya Rabbi böyle yanlış düşünmüşüm, hata etmişim ama doğrusunu öğrendim. Bundan sonra da bu şekilde dürüst ehli sünnet istikametince yaşayacağım demeyi Allah bize nasip etsin. Rabbimiz düştüğümüz hatalardan, çukurlardan, yanlışlardan uyanmayı, o yolda gidiyorsak ısrarcı olmamayı, yanlışsak duydun yanlış olduğunu bırak kardeşim terk et. Adam bırakmıyor. Hayır benim hocam söylediyse, benim şeyhim söyledi, o, o söylediyse doğrudur. E, Kur'an ne söylüyor? Resulullah ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? ehl sünnet ulemalar ne söylüyor? Dolayısıyla kardeşlerim itikadımızı düzelteceğiz. Yani itikadımızdaki bozuklukları düzeltmeden yaptığımız bütün amellerin boşa çıkacağını unutmayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri, neslimizi, bütün Müslümanları, bütün gençleri, Müslüman gençleri, kardeşlerimizi ehli sünnet dışındaki sapık fırkalardan, sapık oluşumlardan muhafaza eylesin. Rabbimiz neslimizi Kur'an ve sünnet ışığında, Resulullah'ın varislerinin ışığında yaşamayı nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.